Sevgili dostlar, strateji oyunu sevenler, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Videomuzda Manor Lords'un, biliyorsunuz kısa bir süre önce erken erişimde herkese açık bir şekilde piyasaya sunuldu. Bu oyunda eğer özellikle hani Age of Empires, Total War gibi strateji oyunları seviyorsanız bu oyunda seveceğinize eminim. Benim mesela pek aram yoktur strateji oyunlarıyla ama bu oyunu gerçekten beğendim ve sizlere temel bilgi odaklı, yani çok detaylı değil, kısa bir başlangıç rehberi hazırladım. İşte oyunda nasıl ilerlemek lazım, nelere dikkat etmek lazım, nelere öncelik vermek lazım, sizlere bunları göstereceğim. Umarım güzel bir video olur. Hani özellikle oyuna yeni başlayanların, hiç daha önceden strateji oyun geçmiş olmayanların işine yarayacağına da eminim. Hazırsanız konumuza geçelim. Evet arkadaşlar, artık videomuza giriş yapıyoruz. Adım adım sizlere oyunla ilgili bilgiler vereceğim. Burada webcam'i kapatıyorum hani daha net görmeniz açısından. Şimdi ilk konumuz haritada hareket etme. Öncelikle şunu söyleyeyim, normal faremiz ile işte faremizi sürükleyerek ekranın işte en üstüne, en aşağısına, sağına, soluna götürerek, hani mesela fareyi sola getirdik diyelim. Ekran kendi kendine sola gidiyor, yani haritada sola gidebiliyorsunuz. Ayrıca W, A, S, D tuşlarıyla da şu an gördüğünüz gibi yine hareket edebiliyorsunuz. Fransa ve Giresun, yani F ve G tuşlarıyla sağ ve sola dönebiliyorsunuz. Farenin orta tuşuyla yakınlaştırıp, yani zoom yapıp uzaklaştırabiliyorsunuz ve farenin orta tuşuna basılı tutarak yine haritayı yukarı aşağı hareket ettirebiliyorsunuz. Oyuna başlamadan önce, yani daha doğrusu yeni bir oyun kurduğunuzda size 3 adet senaryo taslağı sunuyor. Şu an ekranda gördüğünüz üzere. İlki, topraktan refaha ulaştır seçeneği. Burada savaşlar hakkında endişelenmeden halkın ihtiyaçlarını yerine getir. Orta çağ kasabanı uygun gördüğün şekilde planla ve yönet. Yani burada savaş değil de daha çok şehir yönetmeyi hedefliyoruz arkadaşlar. Hani bu kolay. Dengeli olan şu barışı yeniden sağla. Burada hem bir yandan şehrimizi büyütmeye çalışıyoruz, bir yandan da dış tehlikelere karşı şehrimizi savunuyoruz. Yani daha çok oyun geçmiş olanlar bunu tercih edebilir. Profesyonelim diyenler ise şu diken üstündeyi seçebilirler. Bu daha çok savaş odaklı bir mod. Yani hızlı bir şekilde gelişip direkt aksiyonun içine dalıyorsunuz. Sizlere tavsiyem, oyuna yeni başlayan biriyseniz en kolaydan ya da dengeliden, yani ikinci seviyeden başlamanız. Gelelim diğer önemli bir mevzuya. Biliyorsunuz burada oyunda bol bol inşaat yapıyoruz ve bu inşaatlar için de bizlere ne gerekiyor? Tabii ki işçi gerekiyor. Size tavsiyem, oyunda atanmamış, yani boşta bir aileyi bırakın. Neden? Çünkü malları taşımak ve inşaata yardımcı olmak için bu aileye ihtiyaç duyacağız. Yani her aile dolu olursa, meşgul olursa kasabamıza yeni binalar ekleyemez, gelişemeyiz. Bu oldukça önemli. Bunu da sizlere belirteyim. Oyunda yakıt stoğumuz da çok önemli. Çünkü kara kış geldiğinde bütün köyümüz sıkıntıya düşüyor arkadaşlar. Hem erzak bakımından hem de yakacak bakımından. Bu yüzden yakıt deposu, yakıt stoğu çok önemli. Gıda tüketiminin yanı sıra işte asıl halkın ısınmak için her ay yakacak odun ve kömür gibi yakıtlara da ihtiyacı olacaktır. Kütükleri yakacak oduna dönüştüren bir oduncu kulübesi yapmanız çok mantıklı olacaktır. Ancak kömür yakma kilidini açmak için bir geliştirme puanı harcamak size kömür fırınına erişim sağlayacaktır. Bu bir odunu iki kömüre dönüştürebilir ve yakıt ikmalini iki kat daha artırır. Özellikle de bu endüstri binalarının çoğunun üretimini sürdürmek için ayda bir kez yakıt ikmali yapılması da gerekiyor. Bu yüzden buna dikkat edin arkadaşlar. Da çeşitli yiyecek kaynaklarımız var. Oyuna yeni başladığımızda bir toplayıcı kulübesi inşa etmek, yiyecek elde etmek için harika bir yol olacaktır. Tabi ancak bu size yalnızca kış geldiğinde yenilecek meyveler sağlayacaktır. Halkınızın açlıktan ölmediğinden ve mutsuz oldukları için öfkelenerek ayrılmadığından emin olmak için başka yiyecek kaynaklarınızın olduğundan da emin olmalısınız. Örneğin et gibi. Et elde etmeye başlamak için bir avcı kampı, hunting camp
inşa etmeyi ve tarım arazisinin arka bahçe uzantılarına birini sebze veya yumurta üretmek için kullanabilirsiniz. Bu ilk kışınızı geçirmeniz için yeterli olacaktır. Tabii sonrasında da diğer kışlar için de buna dikkat etmeniz gerekiyor. Kasabanız büyümeye başladıkça ekmek yapmak için farklı türde ürünler yetiştirebilmeniz için tarlalar ve bir çiftlik evi inşa etmek de artık ihtiyaç haline gelecektir. Bilginiz olsun. Oyunumuzdaki diğer önemli husus ise tımar arazileri. Bu arazileri yükselterek yerleşim seviyenizi artırabiliyorsunuz. Kasabanız büyüdükçe onu daha verimli hale getirmenin en iyi yollarından biri yerleşim seviyesini artırmak ve üretimini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için geliştirme puanlarını özelliklere harcamaya başlamaktır. Yerleşim yerinizin seviyesini yükseltmek için vatandaşlarınızın ikamet ettiği evler olan tımar arazilerini inşa etmeniz ve seviyesini yükseltmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bunların da seviye atlamadan önce yerine getirmeleri gereken kendi gereksinimleri bulunuyor. Örneğin kuyu, pazar yeri, kilise ve bir taverna yapın ve bu binalar birbirine yakın olsun ki hem gelişiminiz hızlansın hem de daha çok aile size katılsın. Oyunda olmazsa olmaz nedir? Tabii ki ticaret. Ticaret yapmayı öğrenmek Manor Lords ekonomisinin temel taşlarından biridir. Bir ticaret karakolu inşa etmek gezgin tüccarların şehre gelmesini sağlayacaktır. İnşaat bölümünden ticaret sekmesine tıklayarak buradan ticaret merkezini kurabiliyorsunuz. Öncelikle fazla malları ihraç etmenizi sizlere tavsiye ederim. Böylece daha fazla para ya da bölgesel servet kazanmaya başlayabilirsiniz. Kasanızda yeterli bölgesel servet biriktiğinde gözünüze kestirdiğiniz diğer yükseltmelere yardımcı olması için ihtiyaç duyduğunuz malları artık ithal etmeye yani satın almaya başlayabilirsiniz. İlk olarak ithal etmeye başlayacağınız en değerli ürünler muhtemelen çiftlik hayvanları olacaktır ki olmalıdır. Yapım yani inşaat sürelerini hızlandırmak için ek öküz, at ve katır veya yün ve giysi gibi malzemeler yapmaya başlamak için koyun ve kuzu ithal etmeye başlamadan önce ayrı bir çiftlik hayvan ticareti karakolu da inşa etmeniz gerekiyor. Artık son ipuçlarımıza da geçebiliriz. Sizlere söylemek istediğim bir ipucu da tomruk kampı ve depo. Oyuna ilk başladığınızda açıkta duran ve kötü hava koşulları nedeniyle bozulmamaları için mümkün olduğunca çabuk bir depoya almanız gereken bir başlangıç malzeme kaynağınız olacaktır. Bunu zaten oyuna başladığınızda köyünüzün tam ortasında göreceksiniz sanki böyle paraşütle düşmüş gibi. Bir ağaç kesim kampı inşa ederek ve buraya bir aile atayarak bu çok önemli depo gibi ek binalar inşa edilmek için yeterli kereste toplamaya başlayabilirsiniz. Diğer bir husus da bunu söylemeyi unutmuşum sebze bahçelerinin önemi. Çiftlikler ve tarım arazileri oyunda şehriniz büyüdükçe karşılaşacağınız şeylerdir. Ancak özellikle başlangıçta beklediğiniz kadar önemli değildir. Çok fazla ödül için çok fazla iş gerektirirler. Bunun da ötesinde çiftlikler daha da fazla altyapıyı gerektirir. Size tavsiyem yani bunun yerine sebze bahçesi uzantısını bir tarım arazisi arsası üzerine inşa etmek daha iyidir. Örneğin ilk birkaç tımar arazisi yani arsanıza büyük arka bahçeler verirseniz tüm oyuna yetecek kadar sebze yetiştirecek iki sebze bahçesi inşa edebilirsiniz. Bahçeler ve diğer tımar arası arsa uzantıları da yani bunları inşa etmek de sizlere bölgesel servet sağlayacaktır. Diğer konuda artık yani son sizlere vereceğim son tavsiyem de şudur. Çok hızlı genişlemek, gelişmek bu oyunda çok iyi değil arkadaşlar. Çünkü dengeli gitmek çok önemli. Geliştirme puanları şehriniz belirli seviyelere ulaştığında elde edeceğiniz bir ödüldür. Mesela 5 tımar arazisi inşa ettiniz. Bu 5 araziden ikisini seviye 2'ye çıkardınız. Bu size daha fazla ve daha eklentilere erişim sağlayacak. Ancak aynı zamanda da bu araziler için gereksinimleri de artıracaktır. Örneğin bir arsayı seviye 1'den seviye 2'ye yükseltmek için iki tür yiyeceğe erişmeniz gerekir. Tımar arazilerini yükseltmeye başladığınızda o arazideki aileler o andan itibaren iki tür yiyeceğin mevcut olmasını bekleyecektir. Bakın bu önemli. Kasabanız bunu sağlayamazsa halk yani aileler mutsuz olmaya başlar. Bu da onayınızı düşürür ve kasabanızın büyümesini yavaşlatır.
Evet, artık videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım oyuna yeni başlayacak olanların işine yarayacak bilgiler vermişizdir. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlarda sorabilirsiniz. Hepinize keyifli oyunlar.